Ya dışarıdan size bir göktaşı gelecek, lütfen dışarı çıkmayın, evinizde durun, belki kurtulursunuz. Ya da dışarıda büyük fırtınalar var işte, sizi uçuracak, kaçıracak. Şimdi bunların çok inandırıcılığı yok. Şu anda inandırıcı olan tek şey var, omikron. Yani omikron gelecek ve sizi yiyecek. Hani çocukları korkutursunuz ya, ben de o anlamda söyleyeyim. Lütfen evinizden çıkmayın. Evinizden çıkmazsanız güvende olursunuz. Alışverişte temel ihtiyaçlarınızı dışarıdan isteyin, gerisini de bırakın. Daha sonra halledersiniz anlamında, birkaç ay dişinizi sıkın anlamında bir açıklamadır. Zaten bunu biz Biden'ın açıklamasında da görüyoruz. Bakın, Biden da aynı şekilde benzer açıklama yaptı FED'de. Şimdi şöyle bir şey var. Biden şu anda çok inanılmaz biçimde desteğini kaybetmiş durumda. Yani bugün önümüzdeki aylarda yapılacak olan galiba kongre ile ilgili bir seçim var. Yani tam olarak şeyini bilmiyorum. O seçimde Trump taraftarlarının, Cumhuriyetçilerin çok ciddi biçimde oy alması bekleniyor. Yani Biden şu anda ne diyeyim, önümüzdeki yapılacak olan o üyeler, kongre üyeleriyle ilgili seçimleri çoktan kaybetmiş durumda. Yani bugün Trump 2 gün önce tekrar başkanlığını açıkladı. Tek kurtuluşunuz benim diye. O da çok sağlıklı bir ruh yapısına sahip değil. Zaten Amerika'nın işi beni ilgilendirmiyor sorunu, ama Doktor Öz'ün, biliyorsunuz oranın ünlü Türk doktoru, Doktor Öz'ün Cumhuriyetçilerden taraf adaylığını koyduğunda size söyleyeyim. Garip şeyler oluyor, ama onun ötesinde Biden da aynı şeyde. Dişimizi sıkalım, dişimizi sıkalım. Bu size neyi hatırlatıyor? İşte biraz sıkıntı çekeceğiz sözü burada da geçiyor. Bizim ülkemizde de, başka ülkelerde de söyleniyor. Belli ki ülkeleri yönetenlerin, yöneticilerin, devlet başkanlarının hiper enflasyonla henüz baş edebilecek bir reçeteleri yok. Bulamıyorlar. Dolayısıyla hiper enflasyonun sonucunda, tekrar tekrar söylüyorum, dolar ve euro aslında dünyada değer kaybediyor. Bizim ülkemizde yükselmesi, onların para biriminin daha güçlü olmasından, artı rezerv para olarak kullanmamızdan kaynaklı. Dolayısıyla dünya halklarında da, ülkemizde de, buradan Afrika'ya kadar kalan olan bütün ülkelerde de altına hücum devri başladı. Ama altına hücum derken, reel altın ne kadar var olanın, yani mevduat hesaplarıyla birlikte hesapladığımızda yaklaşık 1/3, hatta 1/4 deniyor. Tam bilemiyoruz rakamları. Yani ortada reel altında yok. Evet, mevduat hesapları var. İşte sorun da burada. Yarın öbürsün dünyada gerçek anlamda böyle bir kaos oluşursa, ki bu kaosun oluşma nedenlerinin en başında, tekrar söylüyorum, gıda fiyatları gelecektir. Bir, gıda fiyatları anormal artıyor. Anormal derecede Avrupa'da ve Türkiye'de, Amerika'da da artıyor. Ayrıca ev fiyatları, yani satın almayı falan bırakın, kiralarda anormal artışlar meydana geliyor. Emlak piyasası şişti, şişti, şişti. Sonuçta tabii bir de şişirilen, gereksiz yere zarar etmiş şirketlerin hisselerinin milyonlarca lira değer kazandığı bir de borsa, dünya borsaları var. Bütün bu balonların patladığı zaman gerçek anlamda bir kaos meydana gelecek. İşte sorun o zaman başlayacak. Sorun şu: o zaman birikiminizin olduğu o bankaların ne kadar bu işle şeye dayanabileceği, herkesin parasını çekme isteğine ne kadar karşılık verebileceği önemli hale geliyor. Öyle bir şeyi hiçbirimiz istemeyiz. Gerçekten dünya açısından veya o kaosun yaşandığı ülke açısından çok sıkıntılı bir durum. Yani bunun sonu gerçek anlamda sokak olayları ve birçok hükümetin sallanması, ama hükümetin sallanmasıyla bitmez. Yeni bir seçime gidelim de yeni bir seçim yapalıma gitmez. İnsanlar güvenlerini kaybettiği zaman sisteme, o dünyanın tümünde oluşacak kaosun sonu nereye gider kimse bilemez. Peki bilenler kim? Evet, hep başından beri söylediğimiz gibi dünyada kaos istiyorlar. Çünkü yeniden büyük reset atıp yeni bir düzen kuracağız diyen küresel yapı. Bakın, küresel yapı derken Biden'ı kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın, Amerika'yı kastetmiyorum. O küresel yapı Amerika'da da var, bir ucu Çin'de var, bir ucu Rusya'da var, bir ucu işte İngiltere, Fransa, her yerdeler. Ve öyle bir küresel yapı ki ellerindeki güç, finansal güç,
Ya o finansal yapı bütün dünya devletlerine borç veriyor. Bakın borç veriyor. Yani öyle böyle değil. Bütün para kaynağı onlar. Bu nedenle istedikleri şu anda dünyada bir kaos ve ileride kurulacak olan tek dünya devleti, küresel dünya devletini dijitalizme sürükleyerek yapacaklar bunu. Yani bir anlamda ne diyelim, bir diktatörlük devleti, elektronik takipten tutun işte çiplere kadar her şeyin gerçekleştiği bir dünyaya doğru götürüyorlar. Bugüne kadar bunlara komplo teorisi deniyordu. Ancak her söylediğimiz bir şekilde çıktığı için, bu da çıkacağı için ne yazık ki bu kaosu yakında göreceğiz. Avrupa ülkelerinde başladığı zaman dünyaya yayılacaktır. Çünkü bütün dünya birbiriyle entegre. Nasıl bir virüs çıktığı zaman dünyanın öbür ucundan taburaları hemen geliyor bir günde. Nasıl Güney Afrika'da çıktı, bir günde Belçika'ya gitti. Nasıl gitti orası da meçhul. Yani sonuçta bu tür kaoslar çıktığı zaman ekonomik anlamda bir devlet çökerse güçlü devletlerden birinin ekonomisi bütün dünya sarsıntıya girer ve bunun sonu nereye varır? Bunun henüz ekonomi kitaplarında bir karşılığı yok. Ama gidiş ve şu anda size okuduğum, biraz önce okuduğum Almanya ve Avrupa'daki enflasyon oranlarının hiper enflasyona dönüşmesi nedeniyle Amerika da aynı şekilde itiraf etti. Tedarik zincirlerinin kırılması ve bu tedarik zincirlerinin özellikle besin zincirini aksatması nedeniyle dünya çok ama çok ciddi tehlikeli günlere doğru adım adım gidiyor. Öyle bir durumda evet altın çok çok yükselecektir. Doğrudur. Altın çok çok yükselecektir. Ancak o altını oturup tabakta kızartıp yiyemezsiniz ya da atıyorum salça koyup oturup yemek yapıp yiyemezsiniz. Yani çok sayıda altın olması, diyelim eviniz ağzına kadar altında dolu olsa, yiyeceğe ulaşamadığınız takdirde hiçbir işinize yaramaz. Ha diyeceksiniz ki paranın gücü bunları satın alır. Bir avuç insanınki evet doğrudur. Yani bugüne kadar böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olur. Ancak hiç kimse öyle bir dünyada kendini güvende hissedemez. Yani istediğiniz kadar kendinizi yüksek duvarlı evlerin ardında, hani kale gibi duvarlarınız olsun, 100 tane nöbetçiniz olsun, zaten bunları bile yapmanız sizin aşırı korktuğunuzu ve toplumdan soyutlandığınızı gösterir. O seçilmişler açısından söylüyorum. Yani ne diyelim, seçilmişler değil de o küresel yapının şeytani aklı açısından. Çünkü onlarda da o korku var. Zaten o yüzden bütün herkese ya da her zaman söyledikleri işte küresel insani hak adı altında bir yaşam hakkı adı altında bir maaş bağlayalım. İnsanlara belli miktar çalışsaları da, hani çalışmayanlara ömür boyu çalışmasaları da o parayı verelim. Çünkü insanlar ayaklanmasın korkusu var. Dünya garip yere doğru gidiyor. Ne yazık ki daha önce söylediklerimiz adım adım gerçekleşmeye başladı. Bugünkü hiper enflasyon açıklaması, Avrupa Birliği ve Almanya'nın özellikle açıkladığı bu bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz. Ocak ayı sonrası gelecek olan yapay kıtlık, bu yapay kıtlığı dediğim gibi 4 tarım şirketi nedeniyle meydana getirdiler. Tohumlar kısıldı, tohumlara aşırı zam yaptılar. Köylüler alamasın diye kısmadıkları tohumları da. Dolayısıyla köylüler de alamayacağı ve alamadıkları için gelecek sene tarım açısından dünya kadar Türkiye'de çok ama çok etkilenecek. Hatta işte yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 4.000 küsür liradan ithal ettiğini bugün öğreniyoruz, dolardan galiba, bilemiyorum işte tonunu. 2.000 dolardı geçen sene ya da 2.000 küsürdü. Yani ikiye katlamış durumda ki bu da bu ülkenin en temel, en ucuz yiyeceği. Bugün işte haberlere yansıyor. Ekmek fiyatlarını 4 liradan satan marketler var deniyor. 3 liradan satanlar var deniyor. Yani otomatikman esnaf hiç kimseyi beklemeden ve üreticiler, fırıncılar ve birbirlerini suçlayarak, yani sonuçta fırıncılar sorumlu tutuluyor, fırıncılar uncuları sorumlu tutuyor. Uncular buğday üreticinin az olduğundan ve buğday edemediklerini ileri sürerek üreticiyi sorumlu tutuyor. Sorumlu da bulunamıyor. Bakalım bu işlerin sorumluları, gerçek sorumluları dünyayı nasıl dizayn etmeye
Devam edecekler. Bunun hepsini zaten ipuçlarını size vereceğiz. İyi akşamlar.